Merhabalar, ben Ahmet Çetin. Birçoğunuz beni iddiacı amca olarak tanıyor. Ben 45 yaşındayım. Yaklaşık olarak Spor Toto'nun 13+1 döneminden bugüne kadar sporla, bahis siteleriyle, futbolla ilgiliyim. Bir sürü İddia analizleri yaptım, çalıştım. Kendime göre sonuçlar, testler buldum. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Bununla ilgili olarak da YouTube'da bir sayfa açmaya karar verdim. Açtığım sayfanın ismi de Tahmin Metre. Tahmin Metre'de neler olacak? İddia sonuçları, analizleri, yorumları, güldürü, fıkra, sinema, gezi, bu tür şeylerin videolarını paylaşacağım. Neşeli, eğlenceli vakitler geçireceğimize inanıyorum. Yaklaşık olarak bir 10-15 yıldan beri biriktirdiğim bazı veriler var. Bu verileri paylaşacağım. Çoğunda kendinizi bulacaksınız. Keşke ben bunu yapsaydım, bunu düşünseydim, benim aklıma geldi ama yapmadım dediğiniz yerler olacak. Ya da ya bunun boş işler bunlar dediğiniz olacak. Peki bu kadar anlatıyorsun da iddiadan bir şeyler kazandın mı ya da kaybettin mi? Çok büyük bir paralar kaybetmedim ama çok da büyük paralar kazanmadım. Zaten iddianın amacı başta da söylendiği gibi şans oyunları diye geçer. Eğlenmek amacıyla bu oyunlar oynanır. Sizlerin de eğleneceğini, içinde kendinizi bulacağınızı düşündüğüm bazı verileri paylaşacağım. Bunlar matematiksel verilerdir. Aynı sonuçlar hangi verilere göre hangi sonuçlar gelir? Banko maç nasıl belirlenir? İlk yarı, ikinci yarı, sonucu maç nasıl belirlenir? %100 olmasa da %95, %98 tutabilecek kuponlar nasıl belirlenir? Bunlar hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Bunlar benim dokümanlarım. Bunlar gibi yüzlerce dokümanım var elimde. Bunlar var. Kitaplarım var. Bu konularla ilgili yapmış olduğum araştırmalarla okuduğum kitaplarım var. Bunlardan sizlere videolar çekerek paylaşacağım. Bundan sonraki videomda da bahis sitelerinin, iddia sitelerinin hangi mantıkla nasıl çalıştığını gösterir bilgiler olacak. Ve becerebilirsem, yapabilirsem sıralı olarak 365 gün her gün bir video yayınlayacağım. Bu videolarda da sizlerin iddia oynamasınızı veya iddia oynarken yapmış olduğunuz hataları görmenizi sağlayacağım. Sayfamız artı 18 sayfasıdır. 18 yaşından küçükler sayfamın altına yorum yapmasınlar. Yasaktır. Türkiye için iddia ve bahis yasaktır. Türkçe bilen ve Türkiye dışarısında faaliyet gösteren arkadaşlar içindir bu videolar. Başka ne diyebilirim size? Kısacası benim videomu izledikten sonra sayfama gelip sayfama üye olursanız, videomu beğenirseniz ve videomun altına yorumlar yazarsanız bir sonraki videomun geldiğinde neler olacağını görmeniz açısından faydalı olacaktır. Şimdiden teşekkürler, başarılar, bol şanslar. Arkadaşlar, videolarımı izledikten sonra sayfama üye olursanız, videolarımı beğenirseniz, videolarıma olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı yazarsanız, beni sormak istediğiniz sorularla yapmak istediklerinizi yönlendirirseniz sevinirim. Teşekkürler.
Merhabalar, ben Ahmet Çetin. Bu videoda iddia sitelerinin, bahis sitelerinin çalışma şekillerinden bahsedeceğim size. Bahis siteleri bir ticarethane mantığıyla çalışır. Ürünlerini sunarlar, siz de bu ürünleri paranız karşılığında almaya çalışırsınız. Nasıl olur? Ne şekilde yaparlar? Sistem nasıl çalışır? Birinci bilmemiz gereken şekil bu. Ticarethane olduğu için kar amacı güderler. Birincisi bu. Kar amacı güttükleri için ürünlerini size sunarlar. Siz paranızla para satın almaya kalkarsınız ve bunun bazı handikapları vardır. Hatalar yapmanızı sağlarlar. Hatalar yaptıkça paranızın heba olmasına sebebiyet verirler. Siz bu şekilde bir sistemin üzerinden para kazanmanın ne kadar zor olduğunu bilmeniz gerekir. İddia ve bahis sitelerinde bir de şöyle bir sistem vardır. Ne kadar az risk, o kadar az para. Ne kadar çok risk, o kadar çok para. 3 liraya 3 bin lira kazanmak neredeyse imkansızdır. Ama 3 liraya 4,5 lira kazanmak olası bir rakamdır. Mantığınızın bu olması lazım. Bahis sitelerinin ticaret yaptığını unutmayın. Ticaret yapan bahis sitelerinden de para kazanmak çok zordur. Bunun bir sistemi vardır. Sistem rakamlar arasında dolaşmakla geçer. Bu rakamların sizlere bir şeyler ifade etmesi gerekir. İfade eden rakamların tutarlı olması gerekir. Bunlar kademeli olarak size bir şeyleri çağrıştırması gerekir. Kupon yapmadan evvel rakamları çok güzel incelemeniz gerekir. Bülteni çok güzel incelemeniz gerekir. Her maç, her takım, her maç size olabilir gibi gelir. Aslında bir sürü tuzaklarla dolu bir bülten karşınıza gelir. Siz paranız karşılığında, oynayacağınız kupon karşılığında para satın almaya kalkıyorsunuz ve çok zor bir işe imza atıyorsunuz. Teşekkürler. Arkadaşlar, videolarımı izledikten sonra sayfama üye olursanız, videolarımı beğenirseniz, videolarıma olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı yazarsanız, beni sormak istediğiniz sorularla yapmak istediklerinizi yönlendirirseniz sevinirim. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Çetin. Öncelikle size şundan bahsedeyim. Bir videomuz, bir sonraki videomuzun altını oluşturmaktadır. En son seyrettiğiniz videodan bir şey anlayabilmek için bir öncekini izlemenizi tavsiye ederim. Size tahmin yapmaktan önce teknik bilgiler vermek istiyorum. Bu teknik bilgiler sizin bakış açınızı değiştireceğini düşünüyorum. Doğruyu daha kolay göreceğinizi düşünüyorum. Şimdiden bol şanslar diliyorum. Şöyle düşünün, bir sürü bahis sitesi var, resmi, gayri resmi. Bu bahis sitelerinde oynanan yüzlerce, binlerce maç var. Ben bunlarla ilgili bir çalışma yapmıştım. Size onlardan bahsedeyim. Mesela Türkiye liglerinde Süper Lig'de 18 takım, PTT liginde ve 3. Lig'de ayrı ayrı gruplardan oluşmak üzere toplamda 125 takım iddiaya sebebiyet veriyor. İddia ve bahis oynanıyor 125 takımda. Bunun gibi İtalya'da, Amerika'da, Almanya'da, Hollanda'da ve diğer ülkelerde de bir sürü takımlar bahis sitelerinin konusu haline gelmiş durumda. Bu da günde ortalama olarak yaklaşık 120 maç, en az 120 maç oynanıyor. Bu 120 maç içerisinden en doğrusunu nasıl göreceğinizi bulmak için bunları size anlatıyorum. Toplam maçlar sizi pek ilgilendirmesin. Sizi ilgilendiren kısmı doğru maçı bulmak olsun. Ve bu bana göre bu teknik en doğru teknik. Yapmış olduğum çalışmaya göre en doğru tekniklerden bir tanesi bu teknik. Ve en iyi çalışma şekli de sezon sonunda oluyor. Nasıl sezon sonunda oluyor? Sezon bittiğinde yaklaşık olarak belirlediğimiz ülkeler, Hollanda, Fransa, Almanya gibi yaklaşık olarak belirlediğimiz ülkelerin
belirlediğiniz liglerinden 15-20 lig belirleyeceksiniz. Bu liglerin lig sonunda birincisini, ikincisini, üçüncüsünü bir kenara yazacaksınız. Diyelim ki Türkiye, işte Galatasaray, Fenerbahçe, işte Beşiktaş, ya da Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi bu işlemeyi yapacaksınız, bir kenara yazacaksınız. Bunun neden yaptığınızı daha sonra açıklayacağım. Ve sürekli olarak bu maçların bir sonraki sezonda size faydası olacağını göreceksiniz. Mesela şöyle anlatayım ben size. Diyelim ki ikinci ligden bir takımı, takımları yazdınız. İkinci ligden yazdığınız bir takım bir sonraki sezonda birinci ligi yükselmiş olacaktır. O yüzden ikinci ligden yazdığınız bir takımın, birinci takımın olmadığını varsayarsak ikinci ve üçüncü takımlar o ligde liderliği oynayacağı manası taşımaktadır. Böylelikle kaybınız olmayacaktır. O yüzden birinci, ikinci, üçüncü takımlara yazmanızı söyledim. Yükselme grubu olmayan, işte Şampiyonlar Ligi, Premier Ligi, ne bileyim, Süper Lig gibi liglerde de birinci, ikinci, üçüncü takımlar yeni sezonda da kafaya oynayacaklardır. Yine birinciliğe, ikinciliğe, üçüncüliğe oynayacaklardır, kafaya oynayacaklardır. Bu sizin bakış açınızı değiştirmesi için verilmiş teknik bilgidir. Şöyle düşünün, bu teknik bilginin üzerine 20 tane ligi incelediniz, 20 ligden 3 maç beğendiniz, 3 takımı yazdınız, bunlar birinciler, ikinciler, üçüncüler. Toplamda 60 takım eder. 60 takımın her güne tekabül eden yaklaşık olarak 1 ya da 2 tanesine denk gelebilirsiniz. Belki 3'üne de denk gelebilirsiniz. Belki üçüne de denk gelebilirsiniz. Böylelikle maç aramak derdinde kalmazsınız. Bu maçlara nasıl oynayacaksınız, ne şekilde oynayacaksınız onları anlatayım size. Eğer bu maçlar birinciler, ikinciler, üçüncüler en alttan birinci, ikinci, üçüncüyle maç yapmıyorlarsa muhtemelen galip geleceklerdir. Bir de bunları planlarken şöyle düşünün, analizleri ve kontrolü elden bırakmayın. Eğer bunlar kesin garanti, konti garanti olarak düşünürseniz yanılırsınız. Ama şöyle söyleyeyim, bu yapmış olduğunuz çalışma size belli maçları oynama tekniği sağlık getirecek elinize. Yani önünüze gelen her maçı oynamayacaksınız, belirlemiş olduğunuz 60 tane takımı oynayacaksınız. 60 takımın 60 tane rakibi olacak. Bu da demektir ki 120 tane takımı kontrol altına almış olacaksınız. 120 takımın da kontrol altına aldığınızda günlük maç sayısına eş değere denk geliyor. Bu da elinizin altında materyal olarak her gün 3 tane maça oynayabilme imkanını sağlayacaktır. Ve bunlar dediğim gibi iyi kontrol ettiyseniz, iyi takip ettiyseniz her gün bu 3 maç kazanacağını göreceksiniz. Bir handikap var. Bu handikap da şu. Teknik hocalar değişmediyse, teknik kadro değişmediyse, takımların işletim ve yönetim şekilleri değişmediyse, bu takımlar bu senede başarılı olacağının işaretidir. Şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin, bol şanslar. Arkadaşlar, videolarımı izledikten sonra sayfama üye olursanız, videolarımı beğenirseniz, videolarıma olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı yazarsanız, beni sormak istediğiniz sorularla yapmak istediklerinizi yönlendirirseniz sevinirim. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Çetin. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz iddia bahis sitelerinde tarih ve saat karşılaştırması. Bir önceki videolarımda da birçok yollarla tutabilecek maçların nasıl belirlendiğini anlatmıştım. Ve bunların üzerlerine koya koya devam ediyoruz. Bilgisayar program çalışma mantığından bahsetmiştim. Hatırlamak isteyenler geriye dönüp tekrar o videoları izlesinler.
Arkadaşlar bugün yapmamız gereken şey ilk internet üstünden bilgisayar programını açmak. Açtıktan sonra www.iddia.com sitesine giriyorsunuz. Oradan canlı skorları açıyorsunuz. Açtıktan sonra maç sonuçlarına tıklıyorsunuz. Maç sonuçları sitesi karşımıza geliyor. Tarih ve zaman karşılaştırması yapacağız. Bugün günlerden cumartesi. En yoğun maçların olduğu saatler işte atıyorum 5, 21.45, 17 bu tür saatler. Bunu açtıktan sonra şurada üstte şurada tarihi var. 12-12-2015 cumartesi. Bir önceki cumartesinin aynı saatine gideceğiz. Diyelim ki saat 17'deki maçlardan 3 tane maç belirlediniz. Daha önce anlattığım videolardaki tekniklere dayalı olarak baktıktan sonra saat 17'deki maçlardan maçları beğendiniz. Bir sonraki cumartesine geldiniz ve o cumartesindeki saat 15'teki maçlara bakıyorsunuz. Maçlar nasıl bitmiş? 1-0, 1-3, 2-0, 1-0, 1-0, 2-1, 1-1, 1-1, 2-1. Yani saat 15'te oynanacak olan maçların birçoğu var bitmiş. Bu ne demek? Muhtemelen bilgisayar mantığına baktığın zaman programa ne verirsen onu alırsın. Bugün saat 15'te oynanacak maçların bir kısmı var bitecek. Büyük bir kısmı var bitecek. Bu bunu gösteriyor. Diyelim ki 14'teki maçlardan maç seçtiniz. Bir önceki haftanın bülteninin tarihini önünüze çağırdınız. Oradaki maçlara bakıyoruz. 1-1, 3-2, 2-1, 3-0, 3-0, 2-0, 3-1, 4-1, 2-2, 1-2, 2-1. Burada da maçların birçoğu üst bitmiş, ondan sonra var bitmiş. Yani saat 4'teki maçları oynadığınızda muhtemelen seçtiğiniz maçlar üst ve var bitecek. Bilgisayar mantığı bir sonrunun tekrarını verir. Diyelim ki 14-30 maçlarından seçtiniz. 14-30 maçlarında 1-0, 3-1, 3-1, 2-1, 1-1, 3-1, 1-1, 2-1, 5-0, 3-0, 1-1. Bu da aynı şekilde. 4-30 maçları da bugün oynayacağınız 4-30 maçlarında da ağırlıkta üst bitecek ve var bitecek arkadaşlar. 17 maçlarına bakıyoruz. En fazla 17 maçlarında maç var. Diyelim ki 17 maçların, saat 17'deki maçları tercih ettiniz. 3-1, 0-0, 1-1, 3-0. Bir saniye, ekran kendini güncelliyor. 2-0, 1-1 diye gidiyor. Çoğunluğuna baktığınız zaman maçların birçoğu alt bitmiş. Ondan sonra var bitmiş. Ondan sonra üst bitmiş. Yani saat 17'deki maçlarda var ve alt gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Bunları verirken size yaklaşık olarak haftada 600 maç, 10 günde 6000 maç, haftada 600 maç, 10 haftada 6000 maç izlenmiş. Bunların karşılaştırmaları yapılmış. Bu karşılaştırmalar sonucunda bazı verilerin doğruluğu hesaplanmış ve bu doğrulara göre de sizlere açıklamalar yapıyorum. Yaptığım açıklamalar %100 değildir. Analiz açıklamalarıdır. Bütün maçlara tekrardan seçseniz dahi tekrardan kendiniz analizlerinizi yapın. Sadece bu size anlattıklarım size yol göstermesi amacıyladır. Ama şunu göreceksiniz, benim dediklerimi uygularsanız seçmiş olduğunuz maçların tutma ihtimalini yükseltmiş olursunuz. Bir de şu var arkadaşlar,
bütün videoların bir sonrakinin altındaki video bir öncekinin devamıdır. Bütün videolarımı tek tek incelemeniz gerekir. Eğer birini atladığınızda, bir şeyi eksik yaptığınızda risk analizine göre riskiniz hala mevcuttur. Yaklaşık olarak her gün bir video paylaşıyorum. Videolarımı izlemeye devam ederseniz başarılı olacağınıza inanıyorum. Şimdiden başarılar, bol şanslar. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Çetin. Bugüne kadar 6 video paylaştım. Videolarıma giriş, gelişme, sonuç mantığına göre sıraya koymaya çalışıyorum. Birinci videom bahis sitelerin çalışma mantığından bahsettim. Sonra oynanabilecek takımların nasıl belirlenebileceğinden bahsettim. 3 banko nasıl bulunur ondan bahsettim. Tarih ve zaman karşılaştırmasından bahsettim. 1.5 üst, 2.5 üst ve var maçların nasıl bulunacağından bahsettim. Bu videomlarda oynamak istediğiniz maçların ligdeki durumlarından bahsedeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? İlkin her zamanki gibi iddia.com sitesine gireceğiz. Sayfamızı açacağız. Sayfamızı açtıktan sonra şurada tüm ligler denilen kısma gireceğiz. Oynamak istediğimiz maçlara liglere böleceğiz. Diyelim ki İtalya Ligi. İtalya Ligi'ni bastığımızda liglere bölünmüş olarak maçı verecek. Juventus-Fiorentina maçını verdi. Maç oynanmış bir maçtır. Başka maçlar olmuş olsaydı görecektiniz. Oranı düşük olan 1.45 olan Juventus maçı 3-1 Fiorentina'dan kazanmış. İlk yarısı 0-0 1-1 bitmiş. Maçı da Juventus 3-1 kazanmış. Başka bir lige geçelim anlatabilmek için. İspanya Ligi'ne geçiyorum. İspanya Ligi'nde maç var mı? Yok. Başka bir lige geçelim. Fransa 1. Ligi'ne geçelim. Fransa 1. Ligi'nde de Paris Saint-Germain-Lyon maçı varmış. Hala oynanıyor maç. Oranı düşük olan 1.15 ve Paris Saint-Germain kazanmış. Diğer sistemdekileri de anlattıklarımı izlerseniz oranı düşük olan riski az olan demektir. Riski az olan da tutması en kolay olan maçlar demektir. Bir başka ligi göstereyim size. Belçika 1. Ligi. Şu an orada maç yokmuş. Şili Ligi'ni gösterdim varsa. Şili Ligi'nde 2 tane maç oynanıyor arkadaşlar. Şu an 81. dakikası oynanan 417 koplu maç. Baktığınızda oranı düşük olan kazanıyor 1-0. Altında saat gece yarısı 1.30'da başlayacak, 12.30'da başlayacak olan bir maçımız var. 422 kortlu maç. Onun da oranı 1.40. Yani ev sahibi takımın kazanması tahmin ediliyor. Buradan da yola çıkarak ligler bakayım. Peru Ligi'ne bakalım. Burada da aynı şey geçerli. Şu an 55. dakika oynanıyor. Sportiv Cristal Melgar Ligi ligde oynuyor. İlk yarısı 1-1, ikinci yarısı 2-1. Oranlarınıza baktığınız zaman düşük oran o ev sahibine verilmiş ve ev sahibi şu an önde. Kolombiya 1. Ligi'ne bakalım. Evet, şurada 2 tane maç koyuyorsunuz. Kolombiya'da. Gece yarısı saat 12'de başlayacak. Bir tanesi de 2.30'da başlayacak maçlar. Oranlarınıza baktığınız zaman 1.65 ve 1.85 oranlar. İki maçtan hangisini oynamamız gerekiyor diye düşünürseniz bence 1.65 tercih edilmesi gerekir. Riski daha azdır. Anlatmak istediğim buydu.
Arkadaşlar, videolarımı izledikten sonra sayfama üye olursanız, videolarımı beğenirseniz, videolarıma olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı yazarsanız, beni sormak istediğiniz sorularla yapmak istediklerinize yönlendirirseniz sevinirim. Teşekkürler. İyi günler arkadaşlar. Ben Ahmet Çetin. Bir önceki videoda tahmin yapmadan evvel iddia fiksürünü liglere bölün demiştim. Liglere böldükten sonra yapmanız gerekenleri anlatıyorum. Fiksürü liglere böldünüz. Çifte şans kısmını açtınız, incelediniz. Çifte şans kısmında 1-0 ya da 1-2'nin boş olması gerekiyor. Ligdeki takımlar kaçıncı sırada baktınız. Diyelim ki baktınız, birinci oynamayı düşündüğünüz takım 7. sırada, rakibi de 13. sırada. Baktınız. En son oynanmış maçlarına baktınız, analizlerini yaptınız. Ev sahibi takım favori olarak gözüküyor. Deplasman takımı da orta sıralarda gözüküyor. Takımların kendi aralarında yaptığı maçlara baktınız. Ev sahibi takımla deplasman takımı kendi aralarında maçlar yapmışlar. Ev sahibi takımın üstün olduğunu gördünüz veya gollü maçların bittiğini gördünüz. Baktığınız ligin gol ortalamasına bakmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Gol ortalamasına baktığınızda o ligde oynanan bütün maçların, bütün takımların kendi aralarında yaptığı maçların attığını ve yediğini hesaplamanız gerekiyor. Diyelim ki ligin atılan ve yenilen gollerin birbiri arasına oranı 2-15. Yani her takım ortalama olarak 2 gol atabiliyor. Şimdi sizin maçınızın 2-1 bitme ihtimali ya da 1-1 bitme ihtimali ya da 1-0 bitme ihtimalini hesaplamanız gerekiyor. Bu da ne olacak? Baktığınız takımın ve deplasman takımının gol ortalamalarıyla eşit olması gerekiyor. Yani ligin gol ortalaması 2-15, senin takımının gol ortalaması 2-35, deplasman takımının gol ortalaması 1-70. Eğer böyle bir sonuç elde ediyorsanız, ev sahibi takımın yenme ihtimali yüksek demektir. Sonra karar vereceksiniz. Bu maça ne oynayacağınızı. Bütün sistemden geçirdiniz, bütün analizleri yaptınız, kendinize göre ölçümlerinizi bitirdiniz. İş geldi karar vermeye. Hangi maçı oynayacağız? İlkin küçük oranlı maçı seçtiniz. Sonra çifte şans kısmına baktınız. Sonra ortalamaları hesapladınız. Ve kararsız zamanına geldi. Ben bu maça oynayacağım. Bu maça 1 oynayacağım. Bu maça 1-0 çifte şans oynayacağım. Ya da 1.5 üst oynayacağım. Ya da bu maç var biter diye karar verdiniz. Ve verdiğiniz kararı uyguladınız. Teşekkürler. İyi günler. Bol şanslar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Çetin. Çekmeyi planladığım giriş kısmını oluşturacak olan videolarımın sonuncusuna geldim. Bu videomda yaklaşık olarak 3 yılın analizlerini vereceğim sizlere. Sonra gelişme kısmını oluşturacak videolara çekmeye başlayacağım. Neler olacak? Oran analizleri ne demek, nasıl olacak onlardan bahsedeceğim. Mesela 1.35 nerede olursa ne olur, sonuç ne çıkar? 1.40, 2.10, 3.20, 2.70, 1.15 oranlar nerelerde olursa maçlar yüzdelik olarak nasıl biter? Bunlar hakkında bilgiler vereceğim size. Analizlerimi ve deneyimlerimi paylaşacağım. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Gelelim. Yaklaşık olarak 2015, 2014, 2013 ve 2012 yıllarında derlemiş olduğum 150 haftalık analizlerime. 90.000 maç inceledim. İncelemiş olduğum bu 90.000 maçın %63'ü 1, %21'i 0, %16'sı 2 bitmiştir. Bunlar yaklaşık değerlerdir. 2015 yılının son 6.000 maçına baktığımda ise %65'i 1, %23'ü 0, %12'si 2 bitmiştir. İddia ve bahis seçeneklerini tercih ederken
Bu oranları da dikkate almanızı tavsiye ederim. Bundan sonraki vereceğim bilgiler direkt oranlar üzerinden olacaktır. Bol şanslar, başarılar. Arkadaşlar, videolarımı izledikten sonra sayfama üye olursanız, videolarımı beğenirseniz, videolarıma olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı yazarsanız, beni sormak istediğiniz sorularla yapmak istediklerinizi yönlendirirseniz sevinirim. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Çetin. İstek üzerine videolarımızın seyrinden çıkıyoruz. Günü takip etmek için bugünkü videomuzu kupa ve turnuva eleme maçlarına ayırdık. Takımlar nasıl belirlenir, nelere dikkat etmeliyiz, nasıl kupon çıkartmalıyız, bunlar hakkında yorumlarımı ve yapmış olduğum çalışmalarımı sizlerle paylaşacağım. Her zamanki gibi iddia bültenini açıyoruz. Liglere bölüyoruz. Kupa eleme maçlarında önemli olan en önemli faktör tek maç usulü oynanan maçlara yöneliyoruz. Maç sonucu 1 ya da 2 oynayacaksak. Var ve üst içinde grup maçlarını seçiyoruz. İki ayaklı maçları seçiyoruz. İki ayaklı maç ne demek? İki takım kendi sahasında maç yapıyorsa bu iki ayaklı maç demektir. Şimdi bunlara birer örnekle açıklayalım. Bültenimizi böldük. Böldükten sonra maçlarımızı seçiyoruz. Her zamanki gibi küçük oranlı maçlarımızı seçiyoruz. Ben Gent maçını seçtim. Gent maçının analizini yaptım. Gent maçının favori olduğunu gördüm. Birer örnek yapacağım ben sadece sizlere. Gördüm. Ve buradan Gent maçına geldim. Ve oynadım. Ondan sonra bir de iki ayaklı maçlardan hani üst ya da var bittiğini göstermek için bir örnek vereyim. Real Sociedad maçı iki ayaklı bir maç. Şurada görüyorsunuz birinci ayağı oynanmış 3-12-2015'te 2-1 bitmiş. Malaga'da iki ayaklı bir maç. Onun da birinci ayağı oynanmış ve maç 2-1 bitmiş. İki ayaklı maçlar, turnuva maçları var ve üst bitme ihtimali yüksek. Tek ayaklı maçlarda da sizlerin 1-0 ev sahibi takımın lehine karar vermenizi tavsiye ederim. Başarılar, bol şanslar. Unutmamanız gereken hangi maçı seçerseniz seçin, analizlerinizi muhakkak yapın. Yapmadığınız, atladığınız her analiz kuponunuzun tutmaması demektir. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, videolarımı izledikten sonra sayfama üye olursanız, videolarımı beğenirseniz, videolarıma olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı yazarsanız, beni sormak istediğiniz sorularla yapmak istediklerinizi yönlendirirseniz sevinirim. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Çetin. Daha önceki videomda söylediğim gibi bugün sizlere bahis siteleri, bahis oynatan firmalar neler yapar, nasıl çalışır, mantıkları nedir, oranları nasıl belirlerler onlardan bahsedeceğim. İlkin bilmeniz gerekir, bu video artı 18 içeriklidir. 18 yaşından küçükler için sakıncalıdır. Amaç bahis oynatmak veya bahis oynamaya destek vermek değildir. Sadece tahminden ibarettir. Amatörce bir videodur. Gelelim iddiaya. İddia ve bahis siteleri şu mantıkla çalışır. Ticaret mantığıyla çalışır. Ticaret mantığı ne demektir? Kar gütmeleri gerekir. Ürünleri nelerdir? Ürünleri bahise konu olan futbol, basketbol ve diğer spor aktiviteleridir. Bu ürünlerini oranları nasıl koyarlar? Oranların kar amacı güttüğünü düşünürsek bizim alınmamız için öngörülen oranlar, yüksek oranlar riski yüksek olanlardır. Düşük oranlar riski düşük oranlardır. Çünkü hiçbir firma bahis oynatırken
zarar etmeyi planlamaz. Bu birinci aklınızın köşesinde kalması gereken birinci maddedir. İkinci maddede bahis sitelerinde oranlar belirlendikten sonra belli kademelerde yükselir veya artılır. İşte sıkıntılı olan futbol müsabakaları ya da basketbol müsabakaları oranlarıyla oynanmış olanlardır. Lütfen bunlara dikkat edin. Gelelim bir başka konuya. Önümüzde bir sürü maç var. Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi, işte liglerin durumları, Avrupa Ligleri filan. Bunlarla ilgili müsabakaları nasıl belirleyeceğiz, neler yapacağız? Bununla ilgili yapmanız gereken iki şey var. Birincisi ilkin gazete alınız. Spor gazetesi alırsanız bülten elinizde olur. Eğer internet üstünden bağlanıyorsanız iddia sitesinin iddia programına bağlanmanız gerekir. Bu birinci kıstastır. Yapmış olduğum çalışmalara bağlı olarak anlatıyorum size. Banko, 3 banko nasıl bulunur? İşte 4 banko nasıl bulunur? Banko bulmanın şartları, şekilleri nelerdir? Bunlarla alakalı size bazı bilgiler vereceğim. Programı açtık. Programın sol tarafında liglerin durumları gözüküyor. Mesela burası İtalya 2. Ligi, İtalya 1. Ligi grupları gözüküyor. Şurada kod numaraları var. Bu kod numaralarından da iddia bayinden oynuyorsanız bu kod numaralarına bağlı olarak oynayacaksınız. Şu tarafta da sonuçlar var. Maçların kaç kaç gelebilme sonuçları. Mesela birinci maç 401 numaralı maçın eğer ilk ev sahibi takım yenerse 1 liraya 2 lira 30 kuruş veriyor. Onu gösteriyor. Biz bunların hangisinin doğru, hangisinin yanlış, hangisinin tutarlı, hangisinin tutarsız olduğunu gösterip hatalara kapılmamamız gerekiyor. Benim yapmış olduğum çalışmaya göre şuraya bastığınızda ilk yarı şuraya bastığınızda çifte şans grubuna bakacaksınız. Şurası. Şu çifte şans grubunda eğer 1-0 boşsa ya da 1-2 boşsa bu önemli bir maçtır. Yani buradaki olay şudur. Eğer 1-0 boşsa demek ki bu maçın alma ihtimali ev sahibi takımın yüksektir. 1-2 boşsa ve 1-0 boşsa garantidir. Ev sahibi takımın maçı alması neredeyse garantidir. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Buna bir örnek göstermek istiyorum size. Şurada değil. Bu değil. Değil. Bir saniye. Akşamki Şampiyonlar Ligi. Mesela şurası. Paris Saint-Germain şurası. Bakın. Paris Saint-Germain'in 1-2'si boş. Demek ki burada Shakhtar Donetsk'in ya da Paris Saint-Germain'in galip gelme ihtimaliyle orantılı bir hikayedir bu. Bu maç 1-0 yani 2-0 da bitebilir, 1-0 da. Ama ortak olan nedir? 0'dır. Bu maçın 0 bitme ihtimali yüksektir arkadaşlar. Bir tane daha başka göstereyim. İki handikapmış bu arada, dikkat edin. Handikapsız olana bakalım. Handikapsız olanda da 1-0 ve 1-2 boş. Yani bu ne demek? Handikapsız olarak oynadığınızda maçı Paris Saint-Germain'in kazanacağını gösterir. Bu çifte şanstaki durum. Sadece bu kıstas mıdır? Bu kıstas değildir. Diğer kıstaslar vardır. Şimdi size o diğer kıstasları göstereceğim. Diyelim ki bir tanesini buldunuz. Paris Saint-Germain maçı. Paris Saint-Germain'in yenmesi %100 gibi gözüküyor. Hemen ikinci aşamaya geçiyorsunuz. İstatistik sayfasının yerine gelip buraya basıyorsunuz. Bastınız. Kendi aralarında oynadıkları maçlar geliyor karşınıza. Mavi olan Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain deplasmana gidip 3 tane gol atmış. Bu onu gösteriyor. Kendi sahasında hiçbir galibiyeti yok.
Deplasmanda gol attığına göre muhtemelen kendi sahasında da gol atacaktır. Bir başka kıstası geçiyorum. Puan durumu. Puan durumunda da bakmanız gereken olay, kim yenerse nereye gidiyor? Shakhtar Donetsk yenerse UEFA'da kalıyor. Berabere kalırsa da UEFA'da kalıyor. Tabii Molme'nin yenilmesi durumunda. Real Madrid Molme yenebilir mi? Tartışılır. Paris Saint-Germain'in Shakhtar Donetsk'i yenmesi durumunda grup lideri olma ihtimali var. Bu da ibreleri Paris Saint-Germain'in yeneceğine yönelik gösteriyor. Maçları seçerken böyle düşünün, böyle karar verin. Oranlarla hiç ilgilenmeyin. Önemli olan doğruyu bulmak. 3 tane doğru para demek. 3 tane doğru kupon demek. Bunları unutmayın. Arkadaşlar, videolarımı izledikten sonra sayfama üye olursanız, videolarımı beğenirseniz, videolarıma olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı yazarsanız, beni sormak istediğiniz sorularla yapmak istediklerinizi yönlendirirseniz sevinirim. Teşekkürler. İyi günler arkadaşlar. Ben Ahmet Çetin. Bugün sizlere karşılıklı gol var. 1.5 üst, 2.5 üst, 3.5 üst veya 1.5 alt, 2.5 alt, 3.5 alt hakkında bilgiler vereceğim. İlk önce iddia sayfamızı açıyoruz. Bültenimizi açıyoruz. Bültenimizi açtıktan sonra beğendiğimiz, tanıdığımız, bildiğimiz maçlar varsa direkt bildiğimiz maçlardan başlıyoruz ve onların analizlerini yapmaya başlıyoruz. 11-12-2015 tarihinde saat 19'da oynanacak olan 164 kortlu maça bakıyoruz. Maçı açtım. Burada yapmamız gereken son 5 maça bakmak arkadaşlar. Son 5 maçta neler yapmışlar? Bu ne demek? 2015 sezonu oynanıyorsa şu an 2015 sezonunda oynanmış 2-3 maç. 2014 sezonunda oynanmış 2-3 maça bakacağız demektir. Sistemimiz maçı açıyor. İnceleyeceğimiz maç sayfası ekranımıza düştü. Polonya Ligi'nden bir maça bakacağız. İlkin puan durumunu inceliyoruz. Puan durumunda 10. sıradayken 10. sıradaki ile 16. sıradakinin maçlarının karşılaştırması yapılıyor. Şu an sezonun ortası. Rekabet analizine geçeceğiz. Rekabet analizinde oynanmış 3 maça bakıyoruz. 3 maçın da var olduğunu görüyoruz. Buradan ev sahibi takımın maçlarına bakıyoruz. Kendi sahasında 2-1 maçı almış. Deplasman takımının maçına bakıyoruz. Kendi sahasında 3-2 maçını almış ve berabere kalmış. Genel klasmanda da yapmış olduğu son 3 maçın 3'ünü de var olarak bitirmiş. Bu maçın var gelme ihtimali diğer maçlara göre yüksektir arkadaşlar. Diğer maçları incelerken de bu şekilde inceleyeceksiniz. 1.5 üst, 2.5 üst, 3.5 alt dediğinde de bu maçlara baktığımızda kendi sahasında 3 tane gol attığı için 2.5 üst, 1.5 üst olma ihtimali, 3.5 alt olma ihtimali var. En kötüsü 1.5, en iyisi 1.5 üst, en kötüsü de 2.5 alt olma ihtimali var. Başka da şu, bu maçla ilgili söylenecek bir şey yok. Yorumlarınızı yaparken tanınmış olan, tanıdığınız takımlar üzerinde yoğunlaşırsanız kazanma şansınız, tutturma şansınız fazla olur. Teşekkür ederim. Bol şanslar. Arkadaşlar, videolarımı izledikten sonra sayfama üye olursanız, videolarımı beğenirseniz, videolarıma olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı yazarsanız beni
sormak istediğiniz sorularla yapmak istediklerinize yönlendirirseniz sevinirim. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Çetin. İstek üzerine videolarımızın seyrinden çıkıyoruz. Günü takip etmek için bugünkü videomuzu kupa ve turnuva eleme maçlarına ayırdık. Takımlar nasıl belirlenir, nelere dikkat etmeliyiz, nasıl kupon çıkartmalıyız, bunlar hakkında yorumlarımı ve yapmış olduğum çalışmalarımı sizlerle paylaşacağım. Her zamanki gibi iddia bültenini açıyoruz. Liglere bölüyoruz. Kupa eleme maçlarında önemli olan en önemli faktör tek maç usulü oynanan maçlara yöneliyoruz. Maç sonucu 1 ya da 2 oynayacaksak. Var ve üst içinde grup maçlarını seçiyoruz. İki ayaklı maçları seçiyoruz. İki ayaklı maç ne demek? İki takım kendi sahasında maç yapıyorsa bu iki ayaklı maç demektir. Şimdi bunlara birer örnekle açıklayalım. Bültenimizi böldük. Böldükten sonra maçlarımızı seçiyoruz. Her zamanki gibi küçük oranlı maçlarımızı seçiyoruz. Ben Gent maçını seçtim. Gent maçının analizini yaptım. Gent maçının favori olduğunu gördüm. Birer örnek yapacağım ben sadece sizlere gördüm. Ve buradan Gent maçına geldim. Ve oynadım. Ondan sonra bir de iki ayaklı maçlardan hani üst ya da var bittiğini göstermek için bir örnek vereyim. Real Sociedad maçı iki ayaklı bir maç. Şurada görüyorsunuz birinci ayağı oynanmış 3-12-2015'te 2-1 bitmiş. Malaga'da iki ayaklı bir maç. Onun da birinci ayağı oynanmış ve maç 2-1 bitmiş. İki ayaklı maçlar, turnuva maçları var ve üst bitme ihtimali yüksek. Tek ayaklı maçlarda da sizlerin 1-0 ev sahibi takımın lehine karar vermenizi tavsiye ederim. Başarılar, bol şanslar. Unutmamanız gereken hangi maçı seçerseniz seçin, analizlerinizi muhakkak yapın. Yapmadığınız, atladığınız her analiz kuponunuzun tutmaması demektir. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, videolarımı izledikten sonra sayfama üye olursanız, videolarımı beğenirseniz, videolarıma olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı yazarsanız, beni sormak istediğiniz sorularla yapmak istediklerinize yönlendirirseniz sevinirim. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Çetin. Daha önce sizlere fikstürünüzü liglere bölün derken nelerden bahsettiğimi hatırlamış olmanız lazım. Şimdi onun uygulamasını yapacağız. Fikstürümüzü açıyoruz. Liglere böl düğmesine basıyoruz. iddia.com sayfasından. Liglere böldü. Liglere böldükten sonra Erlik'ten bir tane maç kabul edeceğiz. Şuradan tüm liglerin yanında tümü denilen yerden tarihimizi seçiyoruz. 15-12 Salı seçtik. Buradan yarın oynanacak maçlar çıktı ve ligler çıktı. En üstte İngiltere Şampiyonluk Ligi. Sıralamaya bakıyoruz. En düşük oranın en yüksek tutma olasılığının en yüksek olduğunu varsayarak hareket ediyoruz. 1.40'ı seçtim. Bir sonrakine baktım. 1.65 var. Onu seçtim. Bir sonrakine baktım. 1.40'ı seçtim. Bir sonrakine baktım. 1.40'ı seçtim. 1.40 ve 1.55 var. İkisini seçtim. Bir sonrakine baktım. 1.40, 1.50, 1.40 var. Bir sonrakine baktım. 1.75 var. Ve en alttakinde de 1.50 var. Burayı seçtikten sonra analizlere geçmeden evvel sağ tarafta bir iddia kuponu oluştu. Bu iddia kuponundan kendimiz ufak bir ayıklama yapmamız lazım. Çünkü olasılıklar çok yüksek. 1.75 olanı sildim. 1.50, 1.65, 1.55 var. 1.65'i sildim.
düşürmek için. Ondan sonra onun üstünde ne var? 1.55 var. Sildim. Onun üstünde ne var? 1.50 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane oldu. Şimdi buradan bunların analizlerini yapalım. En baştaki derbi maçınınkini açıyoruz. Şurada bir analiz motoru kısmı var. Analiz motoru kısmına basıyoruz. Rapor çıkacak önümüze. Derbinin raporu. Burada genel derbi ve Bristol City diye yazmış. Derbi tarafına basıyoruz. Burada bakmamız gereken maviler. Maviler kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 defa derbi yenmiş ve bir defa da berabere kalmış. Onu görüyoruz. Bir de gördüğümüz bir şey var. Maçların çoğu 1.5 üst bitmiş. Yani bu maçın derbinin kazanması veya 1-0 çifte şans ve 1.5 üstünün olma ihtimali yüksek. Bir başka analize geçiyoruz. Aşağıda böyle bir noktacık göreceksiniz. Şurada bir noktacık görüyorsunuz. O noktacığın yanında diğer bir noktacık var. Ona basıyorsunuz. Sayfa değişti. Burada da aralarındaki gol dakikalarını gösteriyor. Derbi kısmına basıyorsunuz. Ev sahibi derbi olduğu için. 8 tane gol atmış, 4 tane yemiş, 8 tane yemiş, 4 tane atmış. Derbi üstün. Bir sonraki yuvarlak topa basıyoruz. Burada da gol analizi. Yani ilk golü kim atar, ne kadar sıklıkla gol atar onu gösteriyor. Derbi kısmına basıyoruz. Ev sahibi derbi olduğu için. %30 üstün olduğunu görüyoruz. Yani derbinin Bristol City'ye göre üstün olduğunu görüyoruz. Aşağıda kendileri arasında yapmış olduğu maçlar var. Kendi maçları. 24 defa karşılaşmışlar. Bütün müsabakaları toplamışlar. 24 defa karşılaşmışlar. 11'ini derbi almış. 8'ini Bristol City almış. Bunu derbi ev sahibiyken baktığınızda da 12 karşılaşma yapmışlar. 8'ini derbi almış. 3'ünü Bristol City almış. Bu da derbinin üstün olduğunu gösteriyor. Bir alttaki son 10 maç üzerinden yapılan analizlerdir. Derbi kısmına bakıyorsunuz. Derbi kısmına baktığınızda 8 tanesinin yendiğini, 1 tanesinin berabere kaldığını, 7 tanesinin yendiğini, 1 tanesinin berabere kaldığını, 2 tanesinin yenildiğini gösteriyor. Sağ tarafında da tarihler var. Şurada da tarihler var. Şu tarihlerde de hangi tarihlerde yenmiş, hangi tarihlerde yenilmiş onu gösteriyor. Genel klasmana baktığınızda aynı şekilde gösteriyor. Bir aşağı sütuna iniyoruz. Burada da aşağı sütunda kendi aralarında nasıl oyunlar oynamışlar, yaptığı oyunlar sonucunda ne elde etmişler? 11 galibiyet alırken diğer takımda 8 galibiyet almış. Toplamda 18 defa karşılaşmışlar. 5'er tane beraberlik almışlar. Ve 8-11 mağlubiyetleri var. Şurada küçücük bir kutucuk görüyorsunuz. Rakamların üstünde küçücük bir kutucuk görüyorsunuz. Maç sonucu diyor. Ona basıyorsunuz. İlk yarı sonucu, alt üst sonucu, ilk yarı maç sonucu, toplam gol sonucu, karşılıklı gol sonucu. Buradan bir tanesini seçerek analizlere devam edebilirsiniz. Ben maç sonucunu seçtim. Buradan maç sonucuyla ilgili bilgiler verdim. Karşılıklı gol olabilir mi? Karşılıklı gol kısmına bakalım. Burada %83 pardon %58 karşılıklı gol olma ihtimali var. Toplam gol sayısına bakalım. Toplam gol sayısının 2-3 gol atılma ihtimali var. Bunlar üstün olan kısımlar. Başka da size söyleyebileceğim yok. Analizlerde tüm bu analizleri yapmak tahmini olarak 1.5-2 dakika sürüyor. Eğer 1.5-2 dakikanız yoksa kaybetmeye yakınsınız demektir. Lütfen kendinize kazanmak için 1.5-2 dakika ayırın. Yaptığınız her ayırım, 1.5-2 dakika yaptığınız her ayırım size para olarak dönecektir. Bol şanslar, iyi günler. Arkadaşlar, videolarımı izledikten sonra sayfama üye olursanız, videolarımı beğenirseniz, videolarıma olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı yazarsanız, beni sormak istediğiniz sorularla yapmak istediklerinize yönlendirirseniz sevinirim. Teşekkürler.
Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Çetin. Bugün sizlere 1.40 oranın ne manaya geldiğini, neler teşkil ettiğini söyleyeceğim. İlk önce bakmanız gereken yerleri söylüyorum. İddia.com sayfasına internet üstünden giriyoruz. Girdikten sonra toplu sonuçlara giriyoruz. Toplu sonuçlardan günlere giriyoruz. Şurada günlerimiz şurada gözüküyor. Buradan 1.40 oranı arattırıyoruz. Nerelerde var diyor. Ctrl F diyoruz. Nokta 1.40 diyoruz. Ctrl F. Enter diyoruz ve 1.40 oranlarımız çıktı. 17 Aralık 2015 Perşembe günü oynanmış ve 1.40 oran verilmiş bir analize bakıyoruz. Beşiktaş Karabük maçıymış. Saat 18.30'da oynanmış. 556 kodlu. Üst denmiş. Maç 3-0 bitmiş. Üst olmuş. Doğrudur. İkinci 1.40'a bakıyoruz. Aynı gün 20.30'da oynanmış. 558 kodlu maç. Alt denmiş. 1.40 altta. Ve maç 1-0 alt bitmiş. Bir sonrakini söylüyorum. Standard Lig Kortik maçıymış. 21.30'da oynanmış. 560 kodlu maçmış. 1.40 ev sahibi takımın yeneceği yerdeymiş. Ve maç 2-0 ev sahibi yenmiş. Ben bu tür analizleri yaklaşık olarak 3 yıldan beri yapmaktayım. 3 yıldan beri yapmış olduğum çalışmalarıma bağlı olarak söylüyorum. 1.40 maç sonucunda 1.40 varsa, altta, üstte 1.40 varsa, barda 1.40 varsa gelme olasılığı %77'dir arkadaşlar. Bir başka şeyden bahsedeyim size. Ben size anlatmak istediğimi anlatabilmek için bunları anlatıyorum. Bu 1.40'lar perşembe günü ise tutma ihtimali %98. Çarşamba günü ise %50. Salı günü ise %95. Pazartesi günü ise %95. Pazar günü ise %75. Cumartesi günü ise %35. Cuma günü ise %55. Yani günlere karşılığı da oranlamaları bunlardır. 1.40'ları tercih edenler yanılmayacağını göreceklerdir. 1.40'lar sizlere kazandıracaktır. Teşekkürler, başarılar. Arkadaşlar, videolarımı izledikten sonra sayfama üye olursanız, videolarımı beğenirseniz, videolarıma olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı yazarsanız, beni sormak istediğiniz sorularla yapmak istediklerinize yönlendirirseniz sevinirim. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Çetin. Bugün sizlere 1.60 oranın sürprizlerinden bahsedeceğim. 1.60 oran, 1.40 oran gibi sahnelerde fazlaca olmayan bir oranımızdır. Pek göremeyiz, pek bulamayız. Bulduğumuzda da kaçırmamamız gereken oranlar arasındadır. Bunu da size nasıl anlatabilirim? Şu şekilde söyleyeyim. Geçen hafta olan 600 maç içerisinde 1.60 oran sadece 6 defa görüldü ve 6'da 6 tuttu arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ben size. Bunu nasıl göreceğiz, nasıl belirleyeceğiz, nasıl yapacağız ondan biraz bahsedeyim.
iddia.com sayfasına girip tarihlere göre sıralar dediğimizde, liglere göre sırala dediğimizde liglere böleceğiz. Liglere böldükten sonra kontrol F diyeceğiz. 1.60 diyeceğiz. Ve maç sonu bir biten sütunda 1.60 varsa şurası 1.60 varsa maç bir bitiyor arkadaşlar. Bir tane daha göstereyim. Bu maç hangi maçmış? Cumartesi günü 19.12.2015 Cumartesi günü oynanmış. 119 nolu maç. Trabzonspor Antalya Spor maçıymış. Bir tane daha göstereyim size örnek olarak. İngiltere Ligi 227 kodlu maç. Nottingham Forest'ın oynadığı maçmış. 1.60 verilmiş oran. 2-1 bitmiş arkadaşlar. Bir tane daha gösteriyorum. İtalya Ligi'ymiş. Bari'nin maçıymış. 2-1 bitmiş arkadaşlar. Fransa Ligi'ymiş. 1.60 oran verilmiş. 2-0 bitmiş arkadaşlar. Anlatmak istediğim 1.60 oran maç sonunda varsa tutma ihtimali %80'lerin üstündedir arkadaşlar. 1.40'tan daha fazla tutma ihtimali vardır. Dediğim gibi genelde iddia, Türkiye iddia grubunda oran verilirken bu 1.60'lar çok seyrek verilir. Çok az rastlarsınız. Rastladığınızda da kaçırmamanız gerekir. Genel klasmanda %85 tutma ihtimali vardır. Günlere böldüğümüzde cumartesi günü, pazar günü ve cuma günü tutma ihtimali en yüksek sınıra ulaşıyor. Perşembe, çarşamba, salı ve pazartesi günü de %65'lerde seyrediyor 1.60'ların tutma ihtimali. Bunlar garanti ve kesin sonuçlar değildir. Hangi sonuçları incelerseniz inceleyin. Daha önce anlattığım videolara dikkate alarak analizlerini muhakkak yapmanızı tavsiye ederim. 1.40 ve 1.60 oranları ileriki günlerde ilk yarı ve ikinci yarı maç sonuçlarını anlatırken sizlere detaylıca tekrardan anlatacağım. Bu 1.40 ve 1.60'lar önemli bir orandır. İncelemenizi tavsiye ederim. İlgilenmenizi tavsiye ederim. Yapılması gerekenleri yapmanızı, notlarınızın arasına almanızı tavsiye ederim. Bol şanslar, başarılar. Bundan sonraki videomuz çıtamızı biraz daha yukarıya kaldırıyoruz. 1.70, 1.80, 1.90, 2, 2.10, 2.20 diye yukarıya çıkacağız. Bunların analizlerini size tek tek vereceğim. Şimdiden hatırlatmak istedim. Beni izlemeye devam edin. Başarılar, bol şanslar. Arkadaşlar, videolarımı izledikten sonra sayfama üye olursanız, videolarımı beğenirseniz, videolarıma olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı yazarsanız, beni sormak istediğiniz sorularla yapmak istediklerinizi yönlendirirseniz sevinirim. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Çetin. Bugün sizlere 1.65 oran hakkında bilgi vereceğim. 25.12.2015 Cuma. İddiacılar için cumartesi günü ve pazar günleri büyük gün. Herkese şimdiden bol şanslar. Bugünkü videomuz 1.65 üzerine olacak. Yapmış olduğum incelemelere göre 1.65 oran 3.587 tane maçı incelemişim. Bunun 152 tanesi 1.65 bitmiş. Buna göre %57.24'ü maç sonucu 1 ise, 1'de 1.65 var ise 57.24'ü 1 bitmiş. %25'i 0 bitmiş. Maç sonucu 1'de 1.65 var ise %25'i 0 bitmiş. Maç sonucu 1'de 1.65 varsa %17.77'si 2 bitmiş. Maç sonucu 1'de 1.65 varsa %82.24'ü 1'den 0 çifte şans bitmiş. Maç sonucu 1'de 1.65 varsa %83.83'ü 1.5 3 bitmiş. Maç sonucunda 1.65 varsa
%52.23'ü 2.5-3 bitmiştir arkadaşlar. 1.40 ve 1.60 kadar sahnelerde gözükmese de 1.65 oran takip edilmesi gereken oranlar arasındadır. Videonun sonunda fotoğraflarla anlatım vardır. Bir de istatistik veri analizi paylaşılacaktır. Herkese bol şanslar, başarılar. Arkadaşlar, videolarımı izledikten sonra sayfama üye olursanız, videolarımı beğenirseniz, videolarıma olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı yazarsanız, beni sormak istediğiniz sorularla yapmak istediklerinize yönlendirirseniz sevinirim. Teşekkürler.